TSM Vize'den Polat Sergen Medya kanalına herkese merhabalar. Öncelikle hemen bir hatırlatmada bulunacağım. Bana ulaşmak için www.psmvize.com'dan ya da @psmvize'den ya da @polatsergenmedya'dan Instagram'dan bana ulaşabilir, mesaj atabilirsiniz. Yardımcı olmaya her zaman çalışacağım. Öncelikle bugün size Amerika Birleşik Devletleri'ne geldikten sonra nasıl çalışma kartı alınır, insanlar nasıl hayat kuruyor, gerçeklerinden bahsedeceğim. Yani insanların saçma sapan nasıl burada kalınır, nasıl yapılır. Ben böyle pek videolar izlemiyorum ve kimse anlatmıyor. Çünkü kimse izlediği yolu anlatmıyor. Bugün size gerçekleri söyleyeceğim, gerçekleri anlatacağım. Hemen şunu size söylemek isterim. Yok gittin iltica ettin, yok şunu yaptın, yok bunu yaptın, yok sponsor. Şahsımla alakalı bir sürü şey söyleniyor. Hiçbirine cevap vermiyorum. Kendi yolunda bir çizgim var, kendi çizgime devam ediyorum. Türkiye'ye gelemezsin gibi bir sürü şeyler vardı. Asla cevap vermedim. Yapacağınız başarılar... İnsanlar en güzel her zaman cevap olsun. Asla insanlarla uğraşmayın. Hayatınızdaki en önemli varlığın zaman olduğunu asla ve asla unutmayın sevgili değerli kardeşlerim. Unutmayın, Amerika'da olan insanlar, burada olan insanlar sizi çekemeyebilir, sizin düşmanınız olabilir. Yaptığınız başarıları kıskanabilir, insanlara yardımcı olduğunuz için önünüze geçiyor olabilir. Sakın bunları aldırmayın. Doğru yoldasınız ve doğru yolda lütfen devam edin arkadaşlar. Şimdi Amerika'ya gelenler nasıl kalıyor? Bak şimdi. Adam Meksika'dan giriyor, Meksika'dan pasaportu yok, pasaportunu çünkü el koyuyorlar, o adam gelip Amerika'da kalabiliyor, uçakla gidecek, yasal yollarla gidecek, adamlara diyorlar ki buraya gelme, burada telef olursun, geç bunları. Hiç kimse senin oraya gelip başarılı olmanı, bir şeyi başarmanı istemez, başarıyı yakalamaya başladığında da taşlamaya başlarlar, seni sevmemeye başlarlar, seni bitirmek için her şeyi yaparlar. Şimdi, bir... En önemlisi Amerika Birleşik Devletleri'ne neyle gitmiş olursanız olun hiç fark etmez. İlk gittiğinizde yapacağınız şeylerden bir tanesi kalacak yer bulmak. Konaklama yerini halletmek. Bunu hallettikten sonra bakın bunlar çok önemli, lütfen iyi dinleyin. 5 yıl yaşamış, başına gelmeyen kalmamış ve gerçekten bütün zorlukları aşmış ve başarmış birisi karşınızda duruyor. Bunu benden çok iyi dinleyin. Ev çok önemli arkadaşlar. Kalacağınız oda çok önemli. Aileyle gidiyorsanız asla aileyle aynı anda 5 kişi, 6 kişi, 4 kişi gitmenizi asla önermiyorum. Ev olayını, oda olayını hallettikten sonra ikinci en önemli halledeceğiniz şeylerden bir tanesi. Eğer şehir merkezlerinde oturmuyorsanız, mesela New York'a gitmişsinizdir, Manhattan'da yaşıyorsanız sorun yoktur. Ama bir New York'a bağlı bir Long Island'da ya da New Jersey'de yaşıyorsanız mutlaka ikinci iş olarak araba almanız lazım arkadaşlar. Şimdi... bu bir öneri değildir. İnsanlar gidip orada arabayı aldıktan sonra ne yapıyor? DoorDash kiralıyor, Uber kiralıyor. Bak bunları hiçbir yerde duyamazsınız. Kimse bunları anlatmaya cesaret dahi edemez. YouTuber'lar. Ya hepiniz Work and Travel'la geldiniz. Doğru mu? Doğru. Nasıl kalıyorsunuz? F1 statüsüne geçiyorlar. Yani dil eğitimi statüsüne geçiyorlar. Genelde çoğu zaman okullara online derse giriyorlar telefonlardan. Almış oldukları SSN'leri kullanıyorlar. Kullanın kardeşim. Başarılı olun. Para kazanın. Sonuna kadar yapın. Ben bunun arkasındayım. Bazı namussuzlar da bunları tehdit ediyor. Siz bunda F1'e geçtiniz. Sizi şura şura şikayet ederiz. Siz SSN'le çalışıyorsunuz. Ya bırakın adamlar çalışsın ya. Yemin ediyorum yani neden bu adamların önüne geçiyorsunuz anlamıyorum. Hemen devam edeceğim. O yüzden sanmayın ki orada her gidenin işte green card'ı var, vatandaşlığı var. Çok da önemli değil. Ben orada vatandaş gördüm. Adam sabah 8'de gidiyor. 2'ye 3'e kadar çalışıyor. Hiçbir şeye sahip değil. Ben orada kaçak birini gördüm. Öyle bir arabaya biniyor ki kimsenin binemediği arabaya biniyor. Kimsenin binemediği. Niye? Adam çalışıyor, koşturuyor. Bir şeyleri yapmaya çalışıyor. Kendinize güveniyorsanız kesinlikle başaracaksınız. Bak devam ediyorum. Ondan sonra peki bunlar siz Work and Travel'la gitmediniz, F1'le gittiniz, B1, B2 herhangi bir şekilde gitmişsiniz, oradasınız, Amerika'dasınız. Nasıl SSN alıyorlar? Hemen anlatayım kardeşim. Bir, sen hangi vizeyle gelmiş olursan ol, diyelim ki sponsor yoluyla çalışma iznine başvuru yapacaksın. Kesinlikle önce bir statü değişikliği yapman gerekiyor. Neden? Yasal üstünlüğünü korumak için gidenlerin %90'ı F1 statüsüne geçiyor. Oradan şöyle 1-1,5-2 yıl zaman kazanıyorlar. Çünkü Green Card sponsorluk yolu 2-2,5-3 yıl sürüyor. Ondan sonra bunu alıyorlar. Ama bu arada 150 ile işte belirli zamanlarda 250 gün, 300 gün bunun belli başvurduğunuz vizeye göre değişmek kaydıyla çalışma kartını zaten alıyorsunuz.
Yani sen gittin bir yerde iş buldun. Nerede? Dönercide iş buldun. Çalışıyorsun. Kişi sana sponsor oluyor. Sponsor olduktan sonra bunun bazı prosedürleri var. O prosedür zamanında senin kaçağa düşmemen lazım. B1, B2 ile gelmişsen senin o arada bir statünü korumak için F1'a geçmen gerekiyor. Ve genelde de F1 vizesine hemen hızlı bir şekilde geçiş yapıp vizeniz onaylanıyor. Onun ardından siz avukat yoluyla ya da kendi yolunuzla devlete ben burada çalışacağım, burası bana sponsor ol yolla dedikten sonra da işlemleriniz güzel bir şekilde devam ediyor ve çalışma kartını alıyorsunuz. 3. Gidenlerin %70 ve %80'i şu anda Amerika Birleşik Devletleri'ne iltica ediyor. Ya burada beni deli ediyorlar ya. Efendim sen iltica etmişsin, sen şunu yapmışsın. Gerizekalılar. İltica etmek Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Türkiye'de ya da Afganistan'da nerede olursa olsun yasa dışı bir şey değildir. Tam tersine bütün dünyaların altına imza attığı yasal ve seni koruyan bir şeydir. Senin herhangi bir şekilde din, ırk, mezhep, bakın bu bir önemli değildir. Ben sadece devletlerin koyduğu kuralları söylüyorum. Yani insanlar orada Amerika Birleşik Devletleri vatandaşları, Türk vatandaşlar küçük düşürmeye, aşağılık gibi göstermeye çalışıyor. İşte sen buradan geldin, sen şöylesin, sen böylesin gibi laflarla onları küçük düşürmeye çalışıyorlar. Ben bunun tamamen karşısındayım. Bizim için insan insandır. Ben kişinin başarılı olup olmadığına, dürüst olup olmadığına bakarım. Hangi din, hangi ırktan geldiğinin, cebinde Amerika pasaportu olup olmadığının ya da green card olup olmadığı beni ilgilendirmiyor. Ben bir Türk olarak benim görevim ona nasıl yardımcı olurum, onun için ne yapabilirim demektir. Onun nasıl karşısında dururum, sen buraya hangi vizeyle geldin sorusunu sormak değildir. Neye ihtiyacın var sorusunu sormaktır insanlık. Maalesef kimileri de insan olmayı bile beceremiyorlar. Dolayısıyla iltica yoluyla başvurduktan sonra herhangi bir sebebiniz varsa, herhangi bir sebep belirtiyorsanız, işte çok soru geliyor bununla alakalı, tabii ki bir video çekeceğim. Çok soru geliyor, işte efendim benim sebebim şu, sebebim bu. Sizin peki evrakla desteklemem gerekiyor mu gibi sorular geliyor. Hayır, evrakla desteklemenize gerek yok. Sözlü olarak da bunu belirtebiliyorsunuz. Bu yolla kişiler 150 gün ile 180 gün arasında çalışma kartı ve SSN almaktadır. Eğer ülkeye yasal yollarla girmişseniz, yani uçak yoluyla girmişseniz, vize yoluyla girmişseniz ve orada kalmışsanız size ofis bakıyor. Herhangi bir şekilde mahkemeye yönlendirmiyorsunuz. Eğer ofiste inandıramazsanız ilticalığınızı bu sefer sizi mahkemeye yönlendiriyor. Ortalama 7 yıl, 8 yıl, 9 yıl, 10 yıl, 3 yıl, 2 yıl mahkemede sürmektedir. Ama bugünlerde Meksika yolu yüzünden dolayı mahkemeler zaman aşımına uğramaktadır. 5 yılın, 6 yılın üzerinde gitmektedir. Bu şekilde insanlar çalışma kartı ve SSN'i almaktadır. Şimdi gelelim diğer konuya. Ne kadar parayla gelmelisiniz? Ne kadar paranız olmalı? Bu size bağlı. Eğer sen bir araba parası, bir oda parası bunları bir araya getirmişsen gerisi senin için kolay olacaktır. Kimseden korkmayın. Kendinize güvenin. Vize almak tamamen senin elinde. Sen kendine güveniyorsan, sen kendine inanıyorsan o vizeyi alırsın. Efendim yapamazsın, başaramazsın, edemezsin. Şurası şöyle, burası böyle denilir. Lütfen inanmayın. Benim Amerika Birleşik Devletleri'ne çok güzel bir hedefim vardı. Hepsini harfiyen uyguladım. Hayatımda hayal edemeyeceğim araçlara, arabaların sahibi oldum. Ama tabii ki bunlar her şey değil. En önemlisi hayatımı kurtarmayı başardım. Sizin için ne yapmam gerekiyorsa bütün bilgilerimi anlatmaya hazırım. Kimsenin cesaret edemediği bilgileri paylaşmaya hazırım. Kendinize çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.